artıyor, beraberinde artış gösteriyor. Hortum olayları, gök gürültüsü, fırtına, şimşekler gittikçe artıyor. Aslında bir küresel iklim değişikliği var. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek böyle söylüyor. Küresel ısınma etkileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de iklim sıcaklıklarını değiştirmiş durumda. Adil Tek istatistiki bilgiler ışığında konuştu. Sayısal verilere göre Türkiye'de en sıcak yıllar 2000'li yıllardan sonra başladı. Artan en sıcak 15 yılın 2000'li yıllardan sonra oluştuğunu rahatlıkla görebiliyoruz ve yükselen bir sıcaklık trendi var. Bununla birlikte son yıllarda da artık yıllık ortalama sıcaklıklarda, maksimum sıcaklıklarda, minimum sıcaklıklarda bir artış trendini rahatlıkla görebiliyoruz. Son 48 yıl içerisinde de en sıcak 3. yıl 2018 yılı. Son çalışmalardan birisinde de Temmuz ayına kadar yapılan bir çalışma. Son 48 yılın en sıcak aylarıydı. Temmuz'a kadar geçen, Ocak'tan Temmuz'a kadar geçen süre içerisinde. Bugünlere geldiğimizde, yani Kasım ayı ile itibariyle de baktığımızda yine en sıcak 3. yıl olma özelliğinde bu sene hava sıcaklıkları. Yani aslında sıcak bir hava, sıcak bir dönem geçiriyoruz ve gittikçe artan sıcaklıklar da var.